Şimdi 31 Mart seçimlerini takip ederken bir ortaya çıkan sonuçlara bakınca Türkiye'nin kırmızıya döndüğünü görünce Ege'den Akdeniz'e Trakya'dan bilmem nereye kadar İç Anadolu'ya kadar Kastamonu'sundan yani muhalefet partilerinde bunu Şanlıurfa'yı da dahil ediyorum yeniden ya yani muhalefetin büyük bir yükselişini görünce bu sonucu tahmin ediyor musunuz ediyor muydunuz sizin için sürpriz oldu mu? Yani benim için sürpriz oldu bazı yerler tabii özellikle. Çok dolaştık tabii. Dolaşınca görebiliyorsunuz insanların nefretini. Ama bu aynı sözleri biz geçen seçimde de bu milletten dinledik. Ama gene gittiler. Mesela emekliler gene gittiler. AKP'ye oy verdiler geçen bir önceki seçimde. Bu defa bu kadar sözlerini tutacaklarını, bu kadar tepki göstereceklerini doğrusu ben beklemiyordum. Doğrusu beklemiyordum yani ama ben Ege'de belliydi zaten ne olacağı. Mitinglerden de belli, insanların konuşmalarından da belli, her yerden belli. Ama Orta Anadolu'da bu neticeyi almak, inşallah CHP bunun kıymetini bilir. Onu Taşıyabilir. belirteyim. İnşallah Sandığı, taşıyabilir. ben bir kesim muhalif seçmenin de sandığa gitmediğini düşünüyorum. Bunu İzmir'den tutun da o CHP'nin kaleleri olan kentlerde, İstanbul'da dahil olmak üzere bunu görüyorsunuz bir şekilde. Ama AK Parti seçmeninin çok ciddi bir şekilde sandığa gitmediği, gidenlerin de geçersiz oy kullandığı açık ve net olarak duruyor. Ve Türkiye tarihinde 18 Nisan 1999 tarihinden sonra Sayın Serdaroğlu en yüksek geçersiz oy bu seçimlerde kullanıldı. %4'ün üzerinde. %4,5'a yakın. Evet, şöyle söyleyeyim size, geçersiz oyların büyük bir çoğunluğu CHP'li olup da CHP'ye oy vermek istemeyen insanlar tarafından yapıldı tahmin ediyorum. Aynen ben de. AKP'ye kurulduğu günden beri oy veren eski merkez sağ seçmenin büyük bir kısmı AKP'den nefret ediyor. Bizim onlara cami cemaati dediğimiz yani herhangi bir tarikata, herhangi bir cemaate bağlı olmayan ama namazında, niyazında dürüst insanlar bu hırsızlıkları affetmez hale geldiler. Yani Yeniden Refah Partisi'nin oy almasının, oylarının yükselmesinin sebebi de bu cami cemaati dediğimiz Müslüman kesimdir. İnançlı kesimdir. Bir kısmı oraya verdi, bir kısmı sandığa gitmedi bunların. Biz şimdi Doğru Parti'yi bir merkez parti, merkez sağ parti haline getirmek için çırpınıyoruz. Yıllardır söyleyip dururum ben, siz de biliyorsunuz. Türkiye'de siyasetin altın anahtarı merkez sağdır. Yani hem mütedeyyin kitlelere yakın ama laik düzene inanmış, cumhuriyetin değerlerine sahip, Atatürk'e son derece bağlı, onun ilke ve devrimlerine bağlı merkez sağ seçmende bir parti güçlenmezse orada o ülkede düzeni sağlamak çok zor oluyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de CHP kuruluş ayarlarındaki bir sosyal demokrat parti haline gelmiş. Bir de Doğru Parti'nin merkez sağda bir Adalet Partisi, bir Doğru Yol Partisi gibi hale geldiğini düşünün Türkiye'de. Diğer o küçük partilerin hepsi silinir gider. Ve Türkiye hakikaten rahata kavuşur. En son bunun örneğini biz hep söylerim ben. Rahmetli Demirel'le rahmetli Erdal İnönü'nün ortaklığında gördük. Yani en azından Türkiye'de o dönemde çok güzel işler yapıldı. Yani yatırım olarak da güzel işler yapıldı ama sosyal olarak da çok güzel işler yapıldı. Türkiye'de uzlaşma ve Türkiye'nin, Türk milletinin tekrar bütünleşmesini bu şekilde olacağına inanıyorum ben ama kimle işbirliği yapacağınızı onu da düşünemiyorum. Yani ben şimdi Seyit Rıza'ya veyahut da Şeyh Said'e saygı duyan arkadaşlarla nasıl Türkiye'nin yönetiminde bir arada olacağım ki yani kardeşim? Herkesin evvela Türkiye'nin değerlerinde birleşmesi lazım. Yani hiç kimse Atatürk'ten akıllı filan değil. Bir taraftan Atatürk'ün kurduğu partiyiz diyeceksiniz. Bir taraftan Atatürk'ün koyduğu ilkeleri, devrimleri yok sayacaksınız. Bu olmaz. Bu seçimde millet herkese bir hizaya gel diye bir şey vardır askerlikte biliyorsunuz. Yamuk Evet. yıllık da hizalar düzelsin diye öyle bir hizaya gel çekti. İnşallah düzelecektir diyor.